Merhabalar arkadaşlar, iyi sabahlar diliyorum. Bugün 5 Mayıs 2020, lisans dersimiz olan Siyasal Düşünceler 2 dersinde İslam siyasi düşünceler tarihine siyasi mezhepler çerçevesinde siyasal akımların, daha doğrusu siyasi mezheplerin ana akımı olan ama süreç içerisinde ortaya çıkan Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in teopolitiğini inceleyeceğiz, anlatmaya çalışacağız. Teopolitiği derken Ehl-i Sünnet'in yani Ehl-i Sünnet teolojisinin siyasal anlamda bir taraftan süreç içerisinde haklılaştırılması, aynı zamanda da Ehl-i Sünnet'in ya da siyasetin, yani var olan süreç içerisinde gelişen İslam dünyasında işte Emeviler, Abbasiler ve daha sonraki süreçte gelişen siyasetin de teolojik olarak haklılaştırılması ya da meşrulaştırılması ya da bir şekilde tahkim edilmesine yönelik sürecin ana akımını oluşturan Ehl-i Sünnet ve Cemaat kavramı üzerinde bir analiz yapacağız. Dolayısıyla önce de incelediğimiz haricilik, selefilik, mutezile, ki mutezile de aynı şekilde Ehl-i Sünnet ve Cemaat kapsamının dan ayrılanlar bağlamında belki düşünülebilir. Yani o da o kapsamda değerlendirilebilir ama dolayısıyla Ehl-i Sünnet dediğimiz kavram ve bu çerçevede bunun siyasal düşüncesi ve itikadi inanç ve amel ve siyasal toplumsal boyuta indirgenmesi, olabildiğince şumullü bir kavramdan bahsediyoruz Ehl-i Sünnet içerisinde. Daha sonra tabii Şiilik dediğimiz diğer siyasi mezhepleri. Biz daha çok siyasal perspektiften incelediğimiz için mezhepler tarihi gibi daha itikadi ve inanç boyutundan perspektif olaya bakmayıp daha çok siyasal ve çerçeveden olayları anlatmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla siyasi mezhepleri anlatırken son olarak Ehl-i Sünnet'in siyasal düşüncesini almamızın önemli bir nedeni var. Çünkü aslında İslam dünyası, yani dört halife sonrası dönemde yaşanan pek çok olaylar, karışıklıklar, iç çatışmalar, bunları sürekli anlattık derslerde. Aslında bütün bu karışıklıklar ve bölünmeler, hem itikadi inanç hem siyasal çatışmalar, ki siyasal başlayan, aslında pek çok şey politik olarak başlayan, pek çok şey kabileyle ilgili başlayan, pek çok şey bir taraftan işte Arap olan, Arap olmayan diye başlayan işte Acem gibi pek çok bütün bu fay hatlarının üzerinde oluşan itikadi inanca ve din çerçevesinde yaşanan pek çok ekolleşmeler, fırkalaşmaların karşısında bir aslında devleti ve toplumu, ümmeti bir arada tutmaya yönelik bir süreç ve bir ana akım olarak Ehl-i Sünnet'in siyasal düşüncesi de süreç içerisinde şekillenmiştir. Şimdi burada Ehl-i Sünnet vel Cemaat kavramının üzerinde durmamız lazım. Ehl-i Sünnet ne demek? Cemaat ne demek? Ya da Cem'a, Ehl-i Sünnet vel Cem'a diye aslında ilk anlamda literatüre girmiştir. Şimdi Cansu hocanızla birlikte bunun sunumunu gerçekleştireceğiz. Cansu hocanız biraz daha olayın süreç içerisinde nasıl geliştiğine ilişkin Ehl-i Sünnet'in siyasal ve teopolitik boyutta durumların nasıl oluştuğu gibi bazı fikirlerini, öncülerini ve bu çerçevede imamet, hilafet fikrinin orada nasıl oluştuğu, haricilikten, Ehl-i Şia'dan farkı vesaire konularına teknik ve bir olarak girecek, ama ben onun öncesinde bir kavramsal olarak şöyle bir analiz yapmak istiyorum. Cema dediğimiz şey ne? Yani cema, yani cemaat kavramı da oradan türüyor. Yani cema, birlik, bütünlük, birleşme, toplaşma. Camiye kavramı da buradan gelir. Mecmua da buradan gelir. Cem kavramı da buradan gelir. Hani cemevi vesaire diye bildiğimiz. İcma bir konuda toplaşma, birleşme. Yani icmai ümmetin bir konuda icması, toplanması vesaire. Ya da işte belli bir fakihlerin belli bir konuda icması. Ya da iki insan, işte iki kadın erkek vesaire arkasındaki cima faaliyeti dediğimiz o cinsel ilişki vesaire. Bütün bunlar birleşme kavramı, cema. Cemaat niye öncelikle sünnetten önce, çok önce ciddi bir şekilde vurgulandı ve ilk defa bu cemaat, cema kavramı, birleşme, toplanma kavramını kullananlardan
ilki aslında ilk ekol farklılaşma olarak yani ne haricilerin safında, ne Hazreti Ali'nin safında, ne Muaviye'nin safında olan mürciye dediğimiz bir ekol vardı. Hani artık bu çatışmalar oluyor, ortalık kan gölüne döndü. Çok ciddi siyasal çatışma var, iç bölünme var. Artık bütün bunları bırakalım, birleşelim. Artık amel imandan bir cüz müdür, değil midirin ötesinde bütün bunu Allah'a bırakalım, irca edelim, Allah'a havale edelim diyen bir işte mürciyenin ilk tohumları ve daha sonra da gelişen görüşler. Şimdi bu ayrı bir durum. Çünkü olaylar çok ciddi olaylar yaşandı. Hazreti Osman'ın katli, arkasından Cemel, arkasından Sıffin, sonra Hazreti Ali'nin katledilmesi, tabii o süreçte ortaya çıkan haricilik, Muaviye'yi de yani Hazreti Ali'yi de karşısına alan, arkasından ortaya çıkan işte Hazreti Ali'nin katledilmesinden sonra ortada ciddi bir iktidar boşluğunun olmuş olması, Hazreti Hasan'a ne kadar devam etse de çok uzun sürmeden Muaviye yani Şam, Irak üzerinde, Kufe üzerinde hakimiyetini kurarak Hasan'ı bir şekilde ihsanlarla, bağışlarla alt ederek, yani birinci fitne dönemi denir buna, daha çok bu aradaki boşluğa bir integrum dönemidir. Hazreti Hasan hilafetten vazgeçip 5. halife olarak işte Muaviye geldikten sonra mülk ve saltanat yönetimi başlıyor biliyorsunuz. Ve dolayısıyla artık halifelikten mülk ve saltanat yönetimine geçiyor. Sonra tabii burada olaylar çok büyük olaylar var. İşte Kerbela faciası, Abdullah bin Zübeyir'in isyanı, arkasından Harre olayları, arkasından Muhtares Sakafi'nin hareketiyle birlikte Şiilik fikirlerinin teşekkül oluşmaları, Ehl-i Beyt imamlarının ciddi şekilde isyanları, Emevi zulmü, baskısı, Arapçılığı ve Kureyşçiliği vesaire falan karşısında tüm bunlar ve arkasından tabii yine Muaviye ile birlikte başlayan bu icbari ideolojisi dediğimiz cebriyeci vesaire görüşlerde çok ciddi bir şekilde bu bölünmeleri, çok ciddi bir şekilde bu çatışmaları arttırıyor. Süre içerisinde çok ciddi bir artış oluyor. Haşimi-Emevi çekişmesini çok ciddi görüyoruz. Ehl-i Beyt imamların isyanları. Daha sonra tabii Emeviler karşısında, Emevilerin zulmü, baskısı falan karşısında biliyorsunuz 744 ile 750 arasında çok ciddi, bayağı bir büyük bir ikinci fitne dönemi diye söylenen, fetret dönemi diye aslında bir taraftan söylenen Abbasilerin bir kurtuluş teolojisi, kurtuluş, adalet dağıtacak, kurtuluş verecekti Abbasilerin. Tüm Abbasilerin yanında yer alan tüm Ehl-i Beyt'tir, tüm Emeviler karşısındaki bütün unsurlar, ekoller, fırkalar, siyasal gruplar, mevalisiyle, Hanefisiyle, Ehl-i Beyt imamlarıyla falan birlikte işte gerek Fatimi ekolü, gerek ise Abbasi ekolü ya dediğimiz Haşimi ekolü, hepsi Abbasilerin yanında yer alır ama daha sonra 750'de Cafer Mansur, arkasından işte gelen süreç Abbasilerin durumunu da biliyoruz. Daha sonra tekrar Ehl-i Beyt üzerinden dışlanması ve isyanları ve zulüm, ırkçılık politikası, yine bu tarafta ortaya çıkan Cebriye'ye karşı ortaya çıkan Kaderiye, Mutezile, Cehmiye gibi ve arkasından tabii Ehlül Hadis ve Ehlül Rey gibi çok ciddi farklılaşmalar. Bakınız şimdi görebiliyor musunuz? Yani bütün bunlar, bütün bu hepsi fırka, hepsi tefrika yaratıyor. Hepsi sözüm ona bir iç kargaşa yaratıyor. Bunun karşısında işte cema kavramı, bu Emevilerin sonları ve Abbasilerle birlikte artık bu birliği, bütünlüğü, birleşmeyi, toplaşmayı sağlamak ve onun karşısında olan bir karşıtlık üzerinden kendini tahkim etmek. Bütün bu birliği bozmaktadır, devletin düzenini bozmaktadır, istikrarı bozmaktadır, kaos olmaktadır, çatışma olmaktadır biçiminde birliğin, bütünlüğün sağlanabilmesi adına cema kavramının ortaya çıkması. Yani birlik, bütünlük, düzen, huzur, istikrar, güvenlik vesaire gibi. Sünnet ne? Şimdi sünnetin biz etimolojik kökenine falan girmeyeceğiz. Ehli sünnet derken yani biz işte Kur'an'daki kullanılan sünnet bu hikmet midir? Kimilerine göre de hikmet niye söylenir? Kimilerine göre işte peygamberin Kur'an ve sünnet derken peygamberin söz, fiil ve takrirlerinden oluşan bir bütün olarak görülen ya da Kur'an'ın pratik olarak uygulanışı olarak söylenir. Kimilerine işte yasa, kanun vesaire diye söylenebilir. Biz bunlara da girmiyoruz. Buradaki meselemiz o değil. Sünnetin daha teolojik ya da sünnet kavramının etimolojik ya da teolojik arka plandan ziyade sünnet de burada aslında yani Ömer bin Abdülaziz'in döneminde, Mevi Halifesi Ömer Abdülaziz'in döneminde artık dinin esaslarının ne olduğuna, dinin sınırlarının belirlenmesine dair bir durum, ihtiyaç ortaya çıktı. Tüm bu anlattığım bu karışıklıklardan dolayı. Evet, Kur'an belli, Kur'an hükümleri belli
Ama bir de peygamberin sünneti var işte. Peygamberin hadisleri var. Peygamberin hadislerini biliyorsunuz 720'lerde falan aşağı yukarı 70-80 yıl sonra peygamber Allah'ın Resulü'nün vefatından sonra Ömer bin Abdülaziz'in çok büyük girişimleriyle ciddi bir şekilde tedvin edilmeye, toplanmaya falan başladı. İşte yüz binlerce hadisin falan filan toplanmış olduğu. Bunların çok ciddi bir şekilde, tabii hadis eşittir sünnet anlamında kullanmıyorum. Çok farklı bir şey bu. Ama dinin aslını ortaya koymak, sınırlarını ortaya koymak, dinin kaynakları nelerdir ortaya koyabilmek çok çok önemli. Çünkü çok farklı ekoller, fırkalar ve bir taraftan iç öteki denilen, işte tabir caizse Kur'an ve sünnetin doğru tırnak içerisinde hak ya da halis, saf olduğu düşünülen inanç ve kültür, inanç ve itikadi ve ameli ve fıkhi vesaire anlayışların karşısında, ameli bir inanç bütünlüğünün karşısında oluşan tabiri caizse ehli bid'a denilen, yani sonradan çıkan ehli bid'a, yani tam sünnetin bu anlamdaki süreç içerisindeki şeyi, nasıl ki cemaat kavramının dışlayıcısı fırka, tefrika ya da grup, hizip anlamını taşımışsa da, dolayısıyla bu hizipleşme, gruplaşma, tefrikalaşma ve bu bozgun tırnak içerisinde birliği, bütünlüğü, istikrarı ortadan kaldırmaktadır ve dolayısıyla güvenlik hissi, her şey ortadan kaldırmaktadır. Bunun karşısında sünnetin de karşıtlığı olarak da tabiri caizse ehlil bid'a denilen, bunlar iç ötekiler var. Nelerdir işte? Kaderiye'den tutun da Cehmiye'ye kadar, işte kısmen Mürciye'nin bazı görüşleri, ama çok esos Mutezile, sonra Şiilik, Haricilik ve bütün bunlar aslında iç öteki olarak aslında İslam dairesinin içerisinde, ama bunlar ehli bid'adır, sapkındır, batıl, aşırıdır, heretiktir tabiri caizse. Ehli bid'a olarak sonradan ortaya çıkmışlardır ve Allah'ın yolu olduğu söylüyor, yolundan gidenlerin gitti işte Kur'an ve sünnet yoluna sapma, bir tür sapkınlık vesaire olarak nitelendirilmesiyle birlikte sünnet de kendini açığa çıkartmaya başladı. Tabii bu hadis tedvinleri de sünnetin çok ciddi bir şekilde ete kemiğe bürünmesinde etkili oluyor. Tabii şimdi sünnet dediğimizde, ehli sünnet dediğimiz o kadar şemsiye bir kavram ki, bunun içerisine hariciliği sokarsınız, mutezileyi sokabilirsiniz, ehli selefilik ehli sünnetin içinde, şeyi sokarsınız, yani ehlül hadis dediğimiz işte o selefilik ve Ahmed bin Hanbel ehlül hadisi, yine Ebu Hanife ile başlayıp da ta ki Mutezile de en uç noktasına, Mürciye ve Mutezile en uç noktasına giden ehl-i rey vesaire görüşlerine kadar, Mutezile en uç noktasına giden ve Kaderiye'ye kadar falan giden görüşleri de ehl-i sünnet içerisine koyacaksınız. Bazı kelami görüşler falan var. Yani tevil yapan ve Kur'an'ı ve sünneti akli delillerle ispatlamaya falan gayret eden ama daha ılımlı mutedil olan eşarilik ehl-i sünnet içerisinde. Tabii daha akli, daha şey olan yine kelamla, itikadi vesaire bir şekilde kelamla, sözle, teville yorumlamaya çalışan maturidilikte. Ama bunun dışında tamamen akılla vahiy arasında çok ciddi ayrımlar yapan, çok aşırı uçta olarak nitelendirilen mutezilerin en işte ileri fikirlerine kadar, Hüzeyn, Allaflar, Nazamlar vesairelere kadar, Kadavcutlara kadar, bütün bunlar da ehli sünnetin içerisinde. Şimdi dolayısıyla ehli sünnet dediğimiz şey aslında yekpare bir bütünden bahsetmiyoruz. Parçalı, türlü, çeşitli bir sürü gruplardan bahsediyoruz. Şimdi bütün bu grupların karşısında, bu parçalı bütünlüğünün karşısında işte dinin sınırlarının belirlenmesine ihtiyacı var. Bu dinin sınırlarının belirlenmesi ihtiyacı aslında bir tarafın, toplumun birlik, bütünlük içerisinde tutulmasıyla ilintili bir şeydir. Yani siz Kur'an ve sünnetin yolu olan hak, doğru ve halis, saf ortaya koyacaksınız ki bunun karşısında sapkın, aşırı, batıl ya da batini, işte özellikle mesela Şiilikte, İsmaililikte bütün bu görüşler bir şekilde bunların bozguncu ve dolayısıyla doğru yoldan saptırıcı, Kur'an sünneti yolun dışında bir durum olarak ortaya çıkması, bunun tabii siyasal bir meselesi var. Yani bu sadece onlara işte sapkın, aşırı, batini ya da işte felsefi akımlar falan var. Ya da ne bileyim işte bir takım kelami vesaire falan görüşler var.
Dolayısıyla zaman zaman işte mesela dediğimiz gibi işte Mutezile'nin de bir şey biliyorsunuz Mihne dönemi denilen bir dönemde Mutezile ideolojisi, Mutezile anlayışı da ciddi bir şekilde iktidar bir ideolojisi olarak Ehl-i Sünnet kavramının belki çok zorlama çerçevesi içinde olabilecek ama aşırı uçtaki akli bir şekilde görüşleri olarak iktidar ideolojisi olduğunu 30 işte 30 40 yıla yakındır işte Memun Mutası Vasık'ta devam etti ama bunun karşısında başlayan Ehlül Hadis olarak ortaya çıkan El Mütevekkil ile birlikte olan Karşı Mihne hareketi var. İşte Ehlül Hadis içerisinde çok ciddi bu farklılaşmalar falan var. İşte kimine göre işte Şafii de Ehlül Hadis'tir ama onun en uç noktası İbn-i Hanbel de şeydir, Ehlül Hadis'tir. En tipiktir, en doğru noktası o dağdır. Ama onun dışında İmam Malik de çok farklı bir ekoldu. Bir yönleriyle işte rey görüşleri de var. Bir yönleriyle hadis Ehlül Hadis görüşleri de var. Yani Ehlül Hadis içerisinde de süreç içerisinde bütün bu Ehlül Hadis hareketinin içerisinde de çok ciddi farklılaşmalar var. Biz bunları tabii mezhepler tarihi uzmanlarıdır. Biz daha çok siyasal boyutuyla ilgilendiğimiz açısından önemli. Başka bir şey daha var. Ehl-i Rey'in de tek bir yekpare bir şey falan değil. Yani Mutezile de en uç noktada Ehl-i Rey, Mürciye de bazı kısmi görüşleriyle Ehl-i Rey, Hanefilik zaten en başlıklı ve Ehl-i Rey görüşleri. Bunun içerisinde uzanan bir sürü işte Kaderiye'ye kadar uzanan pek çok ekoller, farklılaşmalar var. Tüm bunlar işte İslam dünyasının, işte İslam devletinin, Abbasiler vesaire döneminde çok ciddi bir şekilde tüm bu görüşlerin, fırkaların ve inanç biçimlerinin yani iç öteki denilen, tırnak içerisinde aslında iç düşman, iç öteki denilen unsurların bir çok ciddi bir şekilde ciddi bir şekilde birliği, bütünlüğü, istikrarı bozduğuna dair ve dolayısıyla cemaatin, cema yani ümmetin, İslam toplumunun, Müslümanların birlik, bütünlük içerisinde yer almalarını da büyük engeller oluşturduğuna inanış biçimi aslında Ehl-i Sünnet'in siyasal teopolitiğini oluşturulmuştur. Yani daha doğrusu aslında var olan siyasal pratikler bir taraftan Ehl-i Sünnet'in dinsel ve teolojik anlamda haklılaştırılması, meşrulaştırılması da olarak okumak gerekmektedir. Çünkü aslında sonradan bu Ehl-i Sünnet ve cemaat kavramı ortaya çıkıyor. Var olan Kur'an, yani var olan siyasal durum, var olan devlet, var olan iktidar yapısının bir şekilde toplumun itaat içerisinde, itaatinin meşruiyet kazanabilmesi ve bu çerçevede kitlenin, yani ümmetin, halkın, neyse toplumun birlik bütünlük içerisinde devam edebilmesinde aslında teopolitik bir çerçevede din ve dünyanın, yani din ve devletin bir bütünlüğü çerçevesinde teopolitik olarak haklılaştırılması olarak okumak gerekmektedir. Çünkü Cansu hocanız da vurgulayacak mutlaka. Çünkü Ehl-i Sünnet vel Cemaat kavramının ya da Ehl-i Sünnet'in ortaya çıkmasında, onun iktidar pratiğinin zaten pratikte devam eden şeyin ortaya çıkmasında neydi? Haricilerin işte devlet başkanı olmasa da yönetim olabilir. Yani yönetim otorite. Yani otorite olmaksızın da siyasal bir toplum olabilir. Toplum kendi kendini otoritesi de devam ettirebilir anlayışı. Her ne kadar bunun arkasında da bir kabilevi görüşleri olsa da kimileri anarşist vesaire falan diye yaklaşırlar. Ama onun tarafında bir taraftan da işte iktidarın, otoritenin, yönetimin, hilafetin, halifeliğin, imamlığın işte kutsal olduğuna, dolayısıyla Allah tarafından tayin edildiğine dair Şia'nın görüşlerine karşısında da bir tepki olarak da ortaya çıktığını ama süreç içerisinde yani Şia'da nasıl ki imamet, imanın olmazsa olmaz şartıdır. Süreç içerisinde Ehl-i Sünnet her ne kadar yönetimi dünyevi bir mesele olarak görse de seçimle iş başına gelme olsa da işte her ne kadar bu icbar ideolojisi, kader inancı ve cebriye anlayışı imam şeyle başlayan Muaviye'yle daha sonra tabii Halifetullah kavramı, Hızbudili ve Zıllullahu fil alem vesaire kavramlarıyla birlikte aslında bir taraftan yöneticilere kutsal bir kutsallık atfedilmesi gündeme gelmiştir. Yani İmamiye Şiası'nda ve diğer Şia unsurlarında, ekollerinde kurumsal olarak var olan mekanizmanın aslında Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in de imamet ve hilafetle ilgili görüşlerinde pratikte tamamen ona bir tepki olarak ortaya konuyor. Çünkü şöyle bir durum vardır. Süreç içerisinde daha çok işte ileriki süreçlerde daha netleşecek bu durum.
Yani ehli sünnet vel cemaatin daha çok hakim olduğu, ana akım olarak yer almış olduğu işte Abbasi, Selçuklu, Osmanlılara kadar ve günümüze kadar gelen süreçte aslında nasıl ki Allah evrende, evrenin içinde de değildir, dışında da değildir. Allah evrenin üstündedir. Anlayışı varsa, yani evreni oluşturan dört tane ana asrı erba işte, hava, su, toprak, ateş. Bütün bu unsurlar Allah'ın gücü, kudreti ve çekip çevirmesiyle birlikte evrenin oluşumunu ve dengesini ve dinamizmini ve hareketini sağlıyorsa ve bu bütün bunlar Allah'tan sorumluysa, Allah bütün bunlardan Allah sorumluysa, yani evreni düşündüğümüzde, işte ülkeyi düşünün, ülkede de işte bir ülkede, ülkenin başında devlet başkanı var, evrenin nasıl ki başında üstünde şey var, Allah var, her şeyde münezzehtir. Allah hiçbir şekilde işte sonsuzdur, sınırsızdır. Allah hiçbir şekilde yer nasip edilemez, cisim nasip cisim değildir vesaire falan, bütün bu şeyleri biliyoruz. Onun işte nasıl ki evrenin konumu karşısında, işte evrenin durumu karşısında Allah'ın konumu neyse, ülkenin, devletin başındaki devlet başkanının konumu da odur. Dolayısıyla aslında devlet başkanı, halife ya da imam, padişah, hünkâr siyasal anlamda sorumlu makam değildir. Çünkü o siyaseten, siyaseti içinde de dışında da değildir. Tamamen siyasetin üstündedir. Dolayısıyla hani bugün bile günümüze kadar gelen aslında işte siyasette İngiltere'de de olan, yani bu sembolik kurumsal mekanizma olan işte krallık ya da kraliçe ya da yine Osmanlı'daki padişah, ta ki işte Tanzimat şey 2. Meşrutiyet dönemindeki anayasa değişiklikleri döneminde, yani o şey, sorumluluk veriliyor. Mesela Cumhurbaşkanı'nın siyasi sorumsuzluğu vesaire falan meseleleri de aslında bununla ilintili bir şeydir. Çünkü o siyasetten sorumludur. Onun sorumlu olacağı yer neresi? Sadece Allah'tır, Tanrı'dır. Topluma karşı sorumluluğu nedir? Toplum işte sulh, refah ve adalet içerisinde sulh ve selametlerini sağlamakla sorumludur. Bu onun dışında onun sorumluluğu yoktur. Peki bütün onun altındaki işte devlet erkanından tutun da işte kalemiyeden tutun da ilmiyeden ordu, seyfiye dediğimiz tüccar, zanaatkar, köylü, avam, reaya, yani reaya sınıfında ve diğer askeri sınıfta, askeri mesela askeri Osmanlı askeri tabaka ve reaya tabakası diyoruz. Bütün bunlar işte bir taraftan devlet, bürokrat vesaire yönetenler, reaya ise yönetilenler. Şimdi bütün bunların üstündedir. Siyasi sorumsuzluğu vardır. Onların üzerindedir. Dolayısıyla siyasetin içinde değildir aslında şey halife, sultan, padişah, hünkâr neyse. Siyasetin içinde değildir. Bizzat siyasetin üstündedir ve sorumsuzdur. Ve dolayısıyla bunları yönetir. Nasıl ki evreni Tanrı yönetmektedir. Bu işte Anasir Erba'ya karşılık gelecek olarak da zaten ileriki belki dönemlerde bunları da anlatırız. Osmanlı'da nasıl ki işte Seyfiye, Kalemiye, İlmiye işte ve diğer toplumsal işte reaya vesaire tabakası yer almışlarsa, bu da hava, su, ateş, toprağa karşılık gelecek olarak tasnif edilmiştir. Bu tane Kınarzade Ali'nin ahlak aleyhisinde, Nasreddin Tusi'de, Celaleddin Devani'de bütün bunlar, bu süreç bunlar anlatılır. Şimdi bu niye önemli? Bunu şunun için vurgulamak ihtiyacı hissediyorum. Yani sorumsuzluğu Allah'a, sorumluluğu Allah'a içindir. Ve o nasıl ki evren karşısında Allah'ın bir gücü, kudreti varsa, o da tamamen Allah'ın adeta eli, kolu, adeta tabiri caizse kılıcı, tabiri caizse adalet dağıtan, çünkü adalet bizde hukuki bir mekanizma olmaktan önce yüzyıllardır hep siyasal bir mekanizmadır. Adalet dağıtmak, adaletnameler bunun için olmuştur. Bunun için ortaya, bunun için çıkarılmışlardır. Dolayısıyla adalet dağıtan bir kurum ve devletin başındaki yönetici olarak halife ve imam meselesi dolayısıyla ehl-i sünnette zillullahı fil alemdir. Allah'ın yeryüzündeki adeta gölgesi olarak sunulmuştur ve gösterilmiştir. Bu terkip, yani Emevilerden başlayarak
pek çok Abbasi halifeler hep döneminde ve sonraki dönemlerde de hep kullanılmıştır. Mesela Selçuklu Sultanlığı vardır ama Abbasi hilafetinin işte halifeler güçsüz olmasına rağmen, Selçuklu Sultanlığı gücü elde etmesine rağmen ve güç onun elinde olmasına rağmen iktidar, yetki, güç, ordu ama bir taraftan da halifenin o kutsiyeti çok çok önemlidir. Halife sembolik anlamda işte bir taraftan işte tırnak içerisinde söylemeyeceğim ruhani yanda daha doğrusu kutsal gücü temsil eder, Allah adına hükmeder. Dolayısıyla onun kılıcı da ise sultanlıktır. Daha sonra tabii bu birleşiyor ve sultanlığa vesaire doğru süreç içerisinde gidiyor. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet'te Cansu birazdan gelecek onlara. İmamet, hilafet meselesi her ne kadar kutsal değilse de imametin yani yönetim ve otorite neyse halifeliğin kesinlikle vacip olduğu, olmazsa olmaz olduğu, çünkü din ve dünya işlerinin halife olmaksızın ya da yönetici olmaksızın mümkün olmayacağı, aksi takdirde kaosun, huzursun ortaya çıkaracağı, istikrarın ortaya çıkacağı bir durum olarak bütünleşmeyi sağlama noktasında çok elverişli bir düzenleme ve süreç olarak ortaya çıktığını görüş göreceğiz. Çünkü aksi takdirde siyasal iç çatışmalar, fırkalar, gruplar, cemaatten, birlikten ayrılmalar. Çünkü toplum olmak, siyasal toplum olmak ancak otoriteyle mümkündür. Ve dolayısıyla yoksa kötülükler nasıl ortadan kaldırılacaktır? Herkes birbirinin işte hopsvari bir şekilde, herkes birbirinin doğa durumunda olduğu gibi, herkes birbirlerinin gasp edilmiş haklarını almaya çalıştığında kargaşa ve kaos olacaktır. Dolayısıyla bütün hükümlerin ve adaletin tesis edilebilmesi, hükümlerin ortaya konabilmesi için bir otorite halifenin gerektiğine ilişkin vurguları birazdan zaten göreceğiz. Dolayısıyla ben böyle bir kısa derken aslında epey 30 dakikaya yakın bir girişten sonra şimdi Ehl-i Sünnet'in esas böyle ana belli başlı hem siyasal bir iktidar pratiği olarak nasıl ortaya çıktığı ile ilişkili konuları da Cansu'ya bırakıyorum. Cansu'yu dinliyoruz. Lütfen buyurunuz Cansu. Teşekkür ederim. Önce şunu söyleyeyim. Ben burada Ehl-i Sünnet'in hakim paradigmasını anlatacağım. Bu anlatacağım şeyler Hanefilik ekolünü biraz dışlayabilir. Çünkü Hanefilik biraz daha farklıdır. Onu haftaya İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi işlerken göreceğiz. Ben şimdi Sünniliğe hakim olan temel paradigmayı anlatmaya çalışacağım. Bu biraz zor bir mesele. Bunun nedenine gelince Sünniliğin neye tekabül ettiği tartışmalı bir konu. Teolojik bir çerçevesi var ama Sünniliğin içerdiği alt kimlikler çok farklılaşmış birbirinden. Bunun için mezhep içsel gerilimler yaşıyor. Ehl-i Sünnet diğer ekollerden daha esnek ve daha eklektik. Ekolün içinde politik ve ekonomik düzenlemelerin mantığı saklı. Toplumsal mevki ve konumlar ilahi tasarımın bir sonucu gibi görülüyor. Dinsel ve metafizik alanla politik ve tarihsel alan birbirine bağlı. İnsanın Allah karşısındaki dinsel durumunun yansıması sultan karşısındaki politik durumuna tekabül ediyor. Bunun için Sünnilik sabır, tahammül ve illa itaat der. Ehl-i Sünnet iktidar teorisinin anahtar kavramı vücubul imame. Peki bu vücub nasıl ve ne tür bir bilgiyle bilinir? Kelamcılar insanı din karşısında sorumlu kılan bilgiyi ortaya koymaya çalışmış. Bu çaba naslar karşısında aklın vazifesinin ne olduğunu sorguluyor. İyi ve kötünün bilgisine akılla ulaşılabilir mi? Bilgi ve onun gerekliliği arasında bir fark var. Bilgiye akılla ulaşılır ama bilgiyi zorunlu kılan şey dindir. İktidar vaciptir der Ehl-i Sünnet. Onun caiz olduğunu iddia etmek teolojik kökenini ve dolayısıyla meşruiyetini zayıflatır. Ve bu görüşü Ehl-i Sünnet'i haricilikle böyle çatışmalı bir hale getiriyor. Çünkü haricilikte biliyorsunuz her Müslüman kendi vazifesini yerine getirse İmama bir gerek kalmaz derdi. Vücubul imamenin kanıtları ampirik, yani çevremizde gözlemleyebildiğimiz şeyler. Hükümlerin infazı, cezaların tatbiki, ülkenin güvenliği, vergilerin toplanması,
Bütün bunlar için bir iktidar gerekiyor. Bu tabii Hristiyan... akli, pardon Cansu, bunlar akli deliller. Yani akli olarak ya vücub-ül imame, yani imametin ya da yönetimin, otoritenin gerekliliğinin akli deliller. Yani bunlar eğer yönetim olmazsa bunlar yapılamaz. Tabii evet. De dini delilleri var. Evet, lütfen. Hristiyanlığın orta çağında yapıldığı türden bir kutsamayla iktidar ehli sünnette doğrudan kutsanmaz. Ancak din ve dünya işlerinin düzenlenmesi için vacip, zorunlu görüldüğü için iktidara özel bir önem atfedilir. Hatta bu o kadar önemli ki diğer bütün meselelerden öncelikli geliyor. Farz. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra sahabenin alelacele bir araya gelip halife tayin etmek istemesi iktidar hırsı olarak yorumlanmamış. Topluma ve dine sahip çıkma sorumluluğu olarak yorumlanmış. İmametin ihtiva ettiği güç ve cebir yetkisi sultanı Tanrı yasalarının uygulayıcısı olarak görmenin bir sonucu. İbn-i Teymiye'nin "Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir" sözü de bundan. İmam Gazali de dini amaçların gerçekleşmesini bir hükümdarın varlığına bağlıyor. Ehl-i sünnette iktidar teorik bir mesele değil, fiili, pratik bir mesele. Kur'an metninde bir yönetim biçimine davet eden veya bir yönetim biçimini açıkça yasaklayan herhangi bir nas yok. Metnin ve peygamberin uyarıları sadece Müslümanların birlik ve bütünlüğünü korumaya yönelik ama bunun nasıl olacağını herhangi bir şekilde göstermemişler. İki şey önemli. Adaleti sağlamak ve düzeni korumak. Düzenin korunması için adalet feda edilebilir mi sorusuyla da karşı karşıya kalınabilir. Naslardaki... Tarihsel süreç içerisinde evet, bütün siyasetnamelerde ve ehli sünnete ilişkin genel ana anlayışta hep sultanın adalet dağıtıcısı, yönetim otoritenin adalet tesis edicisi olduğu söylenir ama pratikte adalet çok zaman askıya alınmıştır. Önemli olan asayiş, güvenlik ve düzen için çok zaman askıya alınma durumuyla da karşılaşılmıştır pratikte. Evet, pardon bunu... Naslardaki belirsizlik hariciler gibi iktidara gerek olmadığını düşünen kesimlerin ortaya çıkmasıyla da sonuçlanmıştır. Sünnilik nübüvvete bir kurum olarak bakmaz. Çünkü kurumlar devamlılık ister ama nübüvvet Hazreti Muhammed ile sona ermiştir. Nübüvvetin hem dini hem de siyasi bir tarafı vardır. Ancak ardılı olan hilafet makamının sadece siyasi bir yönü vardır. Dini yönü yoktur. Ehli sünneti ehli şiadan ayıran en belirgin özellik de budur. Hilafetin işgal ettiği makam dinin amaçlarının gerçekleşmesi açısından vaciptir ama kutsal değildir. Ehli sünnetin teopolitiği iktidar odaklıdır ve bunun için muhalefet kültürü gelişmemiştir. Ancak Şia'da imamet nas ile tayin olunan ve kutsiyete sahip bir makamdır. Dolayısıyla muhalefet Şia'da daha sert tepkiyle karşılaşır. Muhalefetin bastırılması durumu sadece İslamiyet'e has bir mesele olarak görünmemelidir. İslamiyet'in yayıldığı ve kurumsallaştığı yıllarda Hristiyanlık orta çağını yaşarken iktidar karşıtlarına bunlar sivil toplumcu falan gözüyle bakılmıyordu. Sünni iktidar teorisinin en büyük sorunu mevcut durumun kaçınılmazlığı. Selefin doğru ve emin yolundan ayrılmak sakıncalı ve bu görüş en çok Hanbeli ekolüne yansımış. İsyan fitneye yol açtığı için zalim de olsa yöneticiye boyun eğilmeli. Hüsn ve kubu meselesi var bir de. Akıl, hüsnü ve kubu, iyiyi ve kötüyü, adili ve zalimi, doğruyu ve yanlışı kavrayabilir mi? Bütün bunların salt akılla bilinebileceği iddiası tehlikeli. Neden? Çünkü bu iddia iktidarın sorgulanması tehlikesine de yol açar. Bu açıdan selefin otoritesini merkeze almak ve aklı bağımlı kılmak sünni teoloji açısından daha tutarlı görünüyor. Sünni teoloji güç ve güvenliği adalet ve dindarlığın önüne koyar. Çünkü asıl olan Adem Hoca'nın da söylediği gibi istikrardır. İmam meşruiyetini şeriatın uygulayıcısı olmaktan kazanır. Dolayısıyla sünniliğin en zayıf taraflarından biri
iktidar teorisindeki en zayıf taraflarından biri, iktidarı denetleyecek bir mekanizmanın oluşmasının zorluğudur. Dünyada siyasi bilinçte gelişmeler yaşanmış, ancak Müslüman dünya eski siyasi kültür direncini korumuş ve Müslümanlar farklı politik biçimler tahayyül edememiş. Bunun farklı nedenleri olabilir. Cabiri'ye göre baskıcı saltanat zaten fitnenin kendisi. O İslam'da üç yasal boşluktan söz ediyor. İlki yönetici seçmenin bir yönteminin olmaması, ikincisi yöneticinin görev süresinin belli olmaması, üçüncüsü de yöneticinin görev tanımının muğlaklığı. Sünni hilafet teorisi bir yandan kitlelere itaati vaaz ediyor, diğer yandan güç sahiplerini fırsatçılığa teşvik ediyor. Çünkü Allah iktidarı kime nasip etmiş, bunu bilmek harekete geçmeden mümkün değil. İktidar elde edildikten sonra onun meşruiyetinin nereden devşirileceği de ortada. O zaman durmanın bir anlamı yok. Hadi iktidarı elde etmek için harekete geçelim. Belki Allah bize nasip etmiştir, bilemeyiz. Sünniliği sadece bir iktidar mezhebi olarak görmek yanlış. Örneğin şu an hilafet yok, tekkeler yok, medreseler yok. Ama bu kurumlar devam etmemesine rağmen sünnilik var. Sünniliğin iktidar odaklı bir düşünce sistemi olduğu doğru. Ama ona tarihsel ve teolojik açıdan süreklilik kazandıran şey bunun ötesinde. Öyle olmasaydı kurumlar yıkılınca mezhep de tarihten silinirdi. Kültür. Pardon yani. Kitle ve toplum, kültür yani. Kültürde devam ediyor, evet. Sünniliğin kültürel ve politik işlevleri var. Disiplin ve merkezlilik sağlamak, siyasi toplum kurmak, tarihin ve kültürün devamını sağlamak gibi. Din, itikadi boyut, bu siyasi kimliğin ontolojik devamına psişik bir yön kazandırıyor. Ve kurumlar yok olunca, yasaklanınca ya da herhangi bir şekilde kurumlar yok olunca bu psişik boyut serbest kalıyor. Sünnilik ideolojik olarak negatif veya pozitif bir boyut kazanabilir. Zaten ideoloji kelimesinin de negatif ve pozitif anlamları vardır. Negatif anlamı mistifikasyondur, yani yanlış bilinçtir, yanılsama. Sünnilik de Orta Çağ Hristiyanlığı gibi iktidar kutsal değil. Ama Emevilerde ve Abbasilerde görüldüğü gibi güç ve stratejiyle iktidarı elde edenler zulümlerinin sonuçlarını kitlelere kader olarak benimsetmişler. Buyurun işte yanlış bilinç. Bir ideoloji olarak sünniliğin ne ölçüde betimleyici, ne ölçüde yanlış bilinç olduğunu anlayabilmek için önce sünniliğin semantik yapısını bir çözümlemek gerek. Sonra sünniliğin kitlelerin anlam taleplerini ne ölçüde karşıladığını bilmek gerek. Ve sünnilik kitleleri gerçeklerden, hakikatten ne ölçüde uzaklaştırır, bu anlaşılmalıdır. Belli dönemlerde sünnilik hakikati bastırmak pahasına toplumu bir arada yaşatmış. Ancak bu sosyopolitik dünya yerini başka bir dünyaya bırakınca sünniliğin maddiliğinden ve beşeriliğinden kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmış. Elbette ki sünni siyasi tutum sadece maddi ve beşeri değil, metafizik, mistik bir boyutu da var. Mesela bir otorite olarak Allah algısı. Allah algısı hem mistik, teolojik boyutlara sahip hem de politik bir yönü var. Çünkü Allah algısı diğer politik tutumların şifrelerini de ihtiva ediyor. Evet. Tanrı'yı zalim olarak tasavvur eden bir zihnin zalim bir otoriteyi de kolaylıkla kabul edebileceği zaten ortada. Bu algı siyasi kültürü de inşa ediyor. Pardon. Şimdi orada bir yanlış anlama olabilir. Cansu, müdahil olmak durumunda kaldım. Yani Allah mutlak kahhar, güç, kudret olarak yansıyan bir toplumsal bilinç, yöneticinin de güç, kudret, kahhar, cebir, zor olarak tasavvur edebilir anlamında söylemek lazım. Çünkü zaten Allah'a bir zalimlik sıfatı bir Müslüman yakıştıramaz.
o anlamda. Yok, ben Allah'a zalimlik sıfatı, bunu Müslüman açısından söylemiyorum. Yok ya, bir Müslüman Herhangi Allah'ı nasıl bir tasavvur insan, ediyorsa, herhangi bir insan Tanrı'yı eğer zalim olarak tasvir ediyorsa, zaten o o bir herhangi bir otorite. insan, doğru, o herhangi bir insan açısından geçerli, ama bir Müslüman evren içinde, ülke içerisinde, dünya içerisinde kahhar ve cebbar bir Allah, yani cebbar derken her şeyi gücü yeten, kahhar, kudretli bir Allah algısı var, cebbar. O dolayısıyla hükümdarlar da o şekilde telakki edebilir. Ama diyelim ki onun dışında Rahman, Rahim, işte merhametli, adil vesaire falan, böyle bir Allah tasavvuru, işte cebir ve kahhar olmayan, ne olacak? İşte daha başka bir yönetim tasavvuru olmuş olacak. Bu toplumsal kültürle inşa edilen bir şey mi? Yoksa insan başlangıçtan beri böyle bir algı mı var? Yani bütün bunlar tabii çok önemli bir sorun. Tabii devam edebilirsin, pardon. İşte bu algı siyasi kültürle yakından alakalı. Hı hı, hı. Zaten ikisi birbirine bağlı şeyler. Evet. Ehli sünnet teolojik değerlere sirayet etmiş siyasi teamüllerle dolu. Merkezilik duygusu, itidal vurgusu, güvenlik kaygısı, muhalefetin küfür olduğu anlayışı bu teamülün ana unsurları. Bu bağlamda politikada çözümün bir parçası olup katkı sağlamaktansa, otoritenin bir parçası olup güç oyunu oynamayı tek siyasal davranış saymak, otoritenin paylaşılmasının faydalarını kavrayamamak, iktidarın halka karşı sorumsuzluğu, itaate koşullanmış bir halk, sistemin yapısal eğilimleri. Nas karşısında aklı sınırlayan model, sultan karşısında bireyi de baskılıyor. Hegemonyanın kurulması için güç tek başına yeterli olmaz. Tabi rıza da gerekli. Din ile rıza devşirilip meşruiyet bir şekilde sağlanabilir. İdeolojinin pozitif anlamına da değinelim. İdeolojiyle kitleler aydınlanır ve kendi gerçekliklerini fark eder. Müslüman kitleler için dinin pozitif ideolojik işlevinin gerçekleşmesi bazı koşullara bağlıdır. Bu koşullardan biri dini kültürü eleştirmek, onu eleştirebilmektir. Diğeri de dini kültürü yaratıcı, üretken, ilerici ve inşacı bir şekilde değerlendirebilmektir. Sünnilik egemen dini düşünce ya da iktidarın desteklediği bir anlayış olarak görülse de, oluşum süreci ya da kriz dönemleri incelendiğinde radikal eğilimler içerdiği de görülmektedir. Muhalif eğilimler daha doğrusu. Aslında sünniliğin mevcut durumu meşrulaştırdığı iddiası, paradigmanın pragmatist ve konformist özelliğinin yarattığı bir algıdır. Bu algının yıkılabilmesi için de ehli sünneti teolojik ve siyasi açıdan yeniden okumak ve değerlendirmek gerekmektedir. Evet. Bir de şeyle ilgili bir örnek vereyim. Baskıcı, hani bazı düşünceleri baskıyla benimsetmek meselesi. Bu her dönemde neredeyse yaşanmış bir şey. İktidar belli bir meseleyi topluma baskı yoluyla benimsetebilir. Halkul Kur'an meselesinde mesela, mihne meselesi olmuştu Abbasiler döneminde. Hükümdar Memun, mihne meselesini başlatan fermanı yayınladığında, Mutezile aydınları Kur'an'ın yaratılmış olduğu savını destekliyordu. Ama hadisçiler ve sünni alimler bu düşünceye karşıydı. Ve Memun, Mutezile'den yana bir tavır takındı. Sünni alimleri, yani... Ehlül hadis. Sünni alimlerin hepsi değil çünkü. Ehlül hadis diyelim. Ehlül reyciler öyle düşünmüyor. Tamam. Tamam, hadisçileri tutuklamışlar. Zulüm. Ama mütevekkil iktidara geldiğinde de Kur'an'ın yaratılmamış olduğu savını savunarak Mutezile alimlerini tutuklamış ve hadisçilere itibar etmemiş. Yani hadisçilere çok itibar ediyor.
O doruk nokta oluyor. Ahmet İlhan Bey, Ahmet onlara İlhan itibar etmiş. Evet, itibar ediyor. Ahmet İlhan Bey simge oluyor yani. Kimin çok daha ehil olup olmadığını Ahmet İlhan Hanbel karar veriyor neredeyse. Evet, Hanbelilik yani. Evet, pardon. Doğru, evet. Yanlış söyledim onu. Yani bazı düşünceler iktidarlara göre değişebiliyor. Evet. Ve hepsi kendisi gibi düşünmeyeni bir şekilde bastırmak durumunda kalıyor. Ama bence bu mesele şeydi aslında. Ya bana öyle gibi geldi. Hı hı. Sanki halkın aleyhine olan bir şey yapılacak. Ama onu örtbas etmek için insanları oyalamak adına böyle bir şey ortaya atılıyor gibi Yok. Geldi. Yok yok, bu tamamen politik siyasal bir mesele. Halkın Kur'an meselesi. Onu da geçen derslerde tartışmıştık, konuşmuştuk Mutezile'deyken. Evet, evet, devam edebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet, çok güzel bir özet oldu. Kitaptaki bilgiler ve senin güzel de analizlerin ve yorumlarınla çok teşekkür ederim. Tabii çok Cansu, ağzına sağlık. Şunu belirtelim arkadaşlar. Şimdi evet, Sünni siyasal paradigmada hilafet ve imamet, yani yönetim, otorite hem aklen hem de vahiy, dini anlamda gereklidir, şarttır, vaciptir, hatta farzdır. Çünkü din önemlidir, dinin korunması gereklidir. Dinin korunması için bekçiye, güçlü bir bekçiye ihtiyaç vardır. Bu güçlü bekçi ise devlettir. Dolayısıyla imamdır, halifedir, otoritedir, iktidardır. Şimdi şunu vurgulayalım. Şimdi dinin korunması ne demek? Yani dini ibadetlerden tutalım da muamelat ve hükümler, şeriat vesaire falan, bütün bunların uygulanabilmesi için dinen ve dinin korunması için, dinin elden gitmemesi, dinin tahrip olmaması adına otorite adeta, yani siyaset de din burada birbirleriyle iç içe geçmişlik bir durum var. Bu yüzdendir ki bir de nakli, akli şeylere baktığımızda, evet, cezaların infaz edilmesi, hükümlerin yerine getirilmesi gibi, işte vergilerin toplanmasından tutun da diğer ümmetin toplu olarak yapmış olduğu tüm dünyevi vesaire bütün işlerinde yerine getirebilmesi için bir hükmün, bir uygulayıcının, bir otoritenin gerekliliği var. İşte otorite olmadığında ne olacak? Şimdi otorite olmadığında, biz bunu iktidar modern siyaset teorisinde de, yani Machiavelli'den beri hep gördüğümüz bir şey var. Dolayısıyla kargaşa, iç çatışma ve kötülükler olacak. Onun içindir ki Sünni teopolitikte başta bulunan halife, yönetici fısk fucur içinde olsa da, günah işlese de, hatta zalim olsa da, keyfi yönetim gösterse de, ona itaat edilmeli, sabır ve tahammül gösterilmeli anlayışı vardır. Dolayısıyla Sünni teopolitik iktidar metafiziğinde, daha doğrusu muhalefetin kurumsallaşamamasında, kitleler çerçevesinde bir sahiplenme güdüsü olamamasında, her ne kadar buna benzer işte Ebu Hanife gibi ve bir takım alimler bazı hareketler olmuş ise de, daha çok sabır işte gibi, Hasan-ı Basri gibi vesaire, sabır ve tahammülle itaat edilmesinin arkasında şöyle bir de gerçeklik var. Çünkü halife ve yönetici, işte halife, imam, lider olmadığında dolayısıyla güvenlik, istikrar, beka ve kötülükler ortaya çıkacak. Dolayısıyla halifenin ya da imamdan kaynaklanan kötülüklere sabrederek, yani yönetimden kaynaklanan kötülüklere ve zulme sabrederek, tahammül ederek, dolayısıyla iç çatışmadan kaynaklanabilecek iktidarın, devletin, dinin ortadan kalkmasına engel olmak istenir. Mesela İbn-i Teymiye gibi Moğollara karşı da mücadele etmiş, Şam'da çok büyük mücahit alim, büyük bir alim, diyor ki, aynen Hobbes'vari bir hatırlatma aslında bu. Hobbes nasıldı ki ben ve korku ikiz büyümüşüz, ikiz doğduk ve büyümüşüz deyip mutlakiyetçi bir yönetimi, iktidarı, levhatanı yaratmışsa,
Aynen İbn-i Teymiye de diyor ki, bir günlük yönetimsizliktense 60 yıl zalim bir halifenin, zalim bir yöneticinin zulmüne yeğlerim diyor. Yani İbn-i Teymiye'ye bunu söyleten nedir? Halife, imam, yönetim olmadığında dini ve dünyanın düzeninin ve olmayacağı ve kötülüklerin, kargaşanın, çatışmanın olacağı ve her türlü karışıklığın, adaletin, iyinin, doğrunun hiçbir yerin ortaya çıkmadığı ve cezaların infaz edilemediği bir durum var. Böyle bir durum Sünni teopolitiği, siyasal iktidar pratiğini ciddi bir şekilde, hem metafiziksel boyutunu söyledik ama dini boyutunu da söyledik ama gerçeklik olarak, somut, reel gerçeklik olarak Sünni teolojiyi, yani Sünni teopolitiği çok ciddi bir şekilde reel olarak ortaya koyuyor. Çünkü burada aslında yani iktidar, güç yeğlenir, adalet ve din gerektiğinde, din ve adaletin ilkeleri hepsi yönetime ahlaklı olmayı, rahmetli davranmayı, yöneticilere yönetilenlere zulmedilmemesi, merhametli davranılmasını falan hepsi salık verilir, tüm nasihatnameler falan, nizam-ı mülkte falan bunu göreceğiz. Ama buna rağmen düzen fikri çok önemlidir. Nizam fikri çok önemlidir. Nizamın sağlanması önemlidir. Toplumun birlik, bütünlük içerisinde devam etmedi, kargaşan olmaması için nizam. İşte mesela tani nizam-ı mülk, nizamiye medreseleri, nizam-ı cedid, tanzimat, nizam, düzen fikri, birlik, bütünlük, düzen fikri. Onun içindir ki, dolayısıyla burada iktidarın elde edilmesinden ziyade iktidarın sürdürülebilmesi önemli. İktidarı nasıl elde edildiği çok önemli değil aslında. İktidar Sünni siyasal siyasal düşüncede anlayışta kahırla, cebirle, işte istilayla, maverdide falan gördüğümüz darbeyle de elde edilebilir. Ama ondan sonra o yönetim halka iyi davranıyor, refahını falan sağlıyorsa meşrudur. Ama illa elde edilebilir, elde böyle elde edilsin demiyor. Elbette seçimle gelecektir ama seçim de tabii mesela Sünni hilafet teorisinde imametin ya da işte halifenin Kureyş'ten olması gibi Beni Sakife toplantısındaki bir konuşmadan peygamberin öyle söylediğine dair bir hadis olduğu söylenen bir sözden ilham alarak işte Kureyşliliği meselesi. Şimdi bu bir taraftan Şiiliğin imamet meselesi kutsaldır ve Tanrı tarafından imamlar aynen peygamberler masum olduğu gibi dini önderliğin de devamı vardır. Siyasi ve dini önderliğin imamlar bu dolayısıyla aynen kutsaldırlar ve Tanrı tarafından, Allah tarafından tayin edilmektedir ilkesine karşı çıkmakla birlikte bu kez kendisi de öbür taraftan da iktidarın devamlılığı konusunda halifenin Kureyş'ten gelmesi geldiğine bir durumu, inanış biçimini de ortaya koyarak işte dört halifeden falan sonra da artık halifenin Kureyşliliği de Emeviler, Abbasiler döneminden beri hep o kendine bir meşruiyet kazandırıyor var olan iktidarlar, yani önce Emeviler sonra onun karşısına çıkan Abbasiler dönemi ve onunla da aynı birlikte bunlar bir taraftan da veraset ve saltanat babadan oğula geçen bir mülk rejiminde ortaya çıkanıyor. Çünkü iktidar dediğiniz şey, bunu Türk İslam İmparatorlukları, aslında Fars İslam İmparatorlukları geleneği, aslında sonradan da Türk İslam İmparatorlukları devlet geleneğinde göreceğiz. Devlet kavramı dediğiniz şey siyasal bir organizasyon olmaktan önce öte aslında devlet bir lütuftur. Devlet ihsandır. Devlet keremdir. Devlet işte Türklerde kuttur. Tanrı vergisidir. Yani daha devlet dediğimiz iktidar. Aynı şekilde devletin iktidarı. Lütuf, iktidar, kerem, ihsan olarak görülmesi. Bunun işte Osman oğullarından saltanat ya da işte evlatlarından hangisine müyesser ola? Bunun müyesser ola ne demek? Bunu kim elde etti? Nasıl elde etti önemli değil. İşte hakanlar arasındaki mücadele ya da sultanlar, işte padişahlar arasındaki mücadele de iktidarı kim elde etmişse, diğerlerini ortadan kaldırıp kendi iktidarını kurmuşsa o meşrudur. Yani iktidar elde edenindir. Ve dolayısıyla elde ettiğinde aslında bu onun nasibidir. Onu Allah tarafından bir vergidir. Dolayısıyla lütuftur, keremdir, ihsandır. Machiavelli'nin bak şeyine ne kadar uyuyor. Machiavelli ne diyordu? İşte şans diyordu, değil mi? Fortuna diyordu. Yani şans, fortuna. Yani sadece işte yetenek, kabiliyet, virtue evet var ama şans, talih diyordu iktidar aynı zamanda.
Burada da aynı şekilde lütuf, kerem, Allah'ın, ki Allah da burada şans, fortune olarak söylüyor ama burada lütuf, kerem, ihsan olarak. Bunu tabii elde etme, elde edinse meşrudur. İktidarın meşruiyetinin elde etme yolu ve yöntemin ne olup olmadığından öte diğerlerinin ortadan kaldığı, işte Fatih'le birlikte bunu bir düzeneye bağlanmak isteniyor. Belli bir sistematik kuruluyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Sünni teopolitiğin bir tür iktidar mezhebi olarak ciddi bir şekilde işlev gördüğünü, her ne kadar bu işte Abbasiler, o Selçuklular dönemi, sonra Anadolu ve hatta Osmanlı, hatta günümüz Türkiye'sine kadar, bugün Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, hukuk, sosyal devletidir. Anayasada vesaire din vesaire maddesi yoktur. Mezhep olarak, resmi olarak Sünni bir mezhep falan, Sünni resmi olarak mezhebi yazmaz anayasada kurullarda ama Türkiye'nin siyasal pratiğinde evet devlet, Türklük, Türkiye'nin tarihi, geleneği vesaire falan vurgulandığı gibi gelenek, tarih, ihya, inşa ama aynı zamanda zımni de olsa, örtük de olsa ciddi bir şekilde sünnilik ona eşlik eder. Yani ehl-i sünnet vel cemaat. Bunun içerisinde hanefilikten şafiliye kadar, hanbelilik, malilikiye kadar değişen boyutlar olsa ehl-i sünnet vel cemaat. Onun bu, çünkü bu bir ortodoksidir. Bu bir ana akımdır, merkezdir. Onun dışındakiler neyse heretiktir, heterodokstur, batınidir, sapkındır, zındıktır vesaire. Aynı şey Şia için. İran'ı siz Farisi kültürü, Şia'yı, Şiili'yi düşünmeden edemiyorsunuz. Farisilik gelen bir gelenektir, Farisi Sasani devleti kökeni. Bir daha aynı zamanda Şia'da onun ruhu oluyor. Yani bugün işte Türkiye'de Ehl-i Sünnet'te bu devlet yönetimi bir taraftan ruhu gibi. Yani bu perspektiften Ehl-i Sünnet'i gördüğümüzde sadece tabii Cansu'nun da söylediği gibi sadece iktidar bir mezhebi olarak görmemek lazım. Aslında bir taraftan da kitlelerin, halkın, toplumun, cemaatin, ümmetin, insanların, bugün siyasal toplumun politik bir toplum olma arzusu, bir güvenlik ve istikrar arayışı, uyum arayışı, beka beklentisiyle ve karşılık veren de bir anlayış vardır. Dolayısıyla sadece Sünni siyasal paradigma devlet ve iktidar tarafında duruyor ya da mesela Sünni ulemanın bir kısmı hariç çoğunluğu genelde sarayla daha çok iç içe olmuştur. Hepsi için söylenemez elbette. Ama sadece bu ulemayla, sadece bu devlet yönetimiyle iktidar ideolojisi, iktidar mezhep olarak bakılmamak lazım. Kitlelere de çok ciddi bir şekilde yüzyıllardan beri sirayet etmiştir. Çünkü marjinal olmak, muhalif olmak, bozguncu olmak bir kitleye aidiyeti ortadan kaldırır. Cemaate ait olmak insanlara güvenlik hissi verir. Cemaate ait olmak birlik duygusu verir. Ortak değerlerde buluşma duygusu verir. Onun dışında olanlar ise huzursuzdur, uyumsuzdur, problemlidir. Hep aidiyet sorunu falan yaşar. Dolayısıyla aynı zamanda cemaatten dışlanmak korkusu falan vardır. Ötekilik falan meselesi vardır. İşte dolayısıyla bir ortodoksi yaratma anlamında Sünni siyasal paradigmanın kitlelerde de yüzyıllardan beri toplumsal, kültürel temelleriyle içselleştirildiğini de söyleyerek bugünkü bizim sunumumuzu çok uzatmadan bitirelim. Arkadaşların katkısı varsa onları alabiliriz. Akşam da dersimizde de yine analizlerimizle, bu çerçevedeki sunumlarımızla dersimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, var mı sorunuz, katkınız, anlamadığınız şey yerler? Buyurun, kim soruyor? Alparslan Hocam. Alparslan lütfen. Gibi. Evet. Hocam gördüm, bu... Elini gördüm. Mesela Abbasilerle Selçukluların ilişkisinden bahsetmiştiniz. Ben burada Abbasilerle ilgili temel olarak iki şey sormak istiyorum. Diğer Müslüman devletlerle veya sultanlıklarla olan aralarındaki bağla. Mesela sultanın veya padişahın bir onaylatılması vardır. İşte tahta çıktığı zaman halifeye onaylatılmak ister. Bu hani siyasi bir amaç mı yoksa dini makamın, dini otoritenin, dini hukuki otoritenin onu onaylatmasıyla bu meşruiyetini kazanmaya çalışıyor? Yoksa sadece siyasi bir Alparslan, buna evet çok güzel bir soru bu. Olayı tam anlamak açısından önemli. Abbasilerin aşağı yukarı 10. yüzyıldan itibaren gücünün, Abbasi devletinin, hilafetinin zayıfladığını, Abbasilerin hakim olduğu tüm bölgelerde emirliklerin, sultanlıkların
ortaya çıktığını ve Abbas hilafetini neredeyse ortadan kaldırabilecek Fatimilerden tutun da Vehbilere, Samanilere den tutun da Hamdanilere kadar, hatta bir ara Bağdat'ı resmen ele geçiriyorlar. Vehbi orada iktidar kuruyor. Şimdi bütün bunların karşısında gücü zayıflayan ve bir Abbasi hilafetini sahiplenen, dolayısıyla ona işte önce işte Gazneliler, arkasından Selçuklular, her ne kadar tabii Gazneliler, Selçuklular Türk devletleri ama tam bir Sasani aslında geleneğinden gelir, devlet yönetiminden. İran bürokratlarından. Evet, İran tabii Sasani devlet yönetimi çok güçlüdür, önemlidir. Bütün kurumlarıyla ve kavramlarıyla birlikte siyasal yönetim geleneği oradan gelir aslında. Ama Türk devletidir. Nizamülmülk'ün de kendi de Farisidir zaten, damgasını vuran. Şimdi burada kılıç kimin elinde? Güç kimin elinde? Padişah. Hilafeti zayıflamış. Selçukların elinde. Ama gücün elinde, fakat bunun ümmet, İslam devleti, İslam hilafetine yüzyıllardan beri zaten din açısından ve tırnak işte tam Hristiyanlığa benzetmek istemiyorum ama bir ruhban, kilise falan sınıfı anlamında değil ama kutsallık zıllullahı fil alem olan halife tarafından onaylatılmadığında onun meşruiyet meselesi sorunu yaşayacak. Sadece kılıçla iktidarı tutamazsınız. Dolayısıyla siyasal anlamda gücü devam ettirebilmenizin yolu o Allah'ın yerindeki gölgesi olan halifetullah olan halifenin onayından geçerse meşruiyet kazanır. Yani olayın hem yani o siyasal boyutu olmakla birlikte, siyasal sonuçlar olmakla birlikte dini boyutu çok önemlidir. Çünkü zaten din ve siyaset orada çok birbirinden ayrı görülmemeli. Ama kitlenin, ümmetin bu yaptıklarını meşru görebilmesi için halifenin onayı gereklidir. Çünkü halife Allah adına yönetmektedir. O anlamda. Anladım hocam. Ben bunu şey için sormuştum. Geçen dönem gördüğümüz işte Roma Cermen imparatorlarının bazen papayla anlaşamadığı zaman onlara müdahale etmesi. İşte evet. Evet. Aynı zamanda sultanların da bazen halifelerle anlaşamadığı zaman onları değiştirmesi veya tahtından. Doğru. Alması. Doğru. Çok evet. Geçen yıl onu tartışmıştık ama şimdi kiliseyle papalığın konumuyla halifeliğin konumunu bir tutmamak lazım. Halife çok farklı. Evet, ikisi çok farklı. Yani ikisi, çünkü bu halifelik dediğimiz şey aslında yönetimsel, yani din, dünyevi, siyasi tüm otorite içine alır. Yani şey gibi değildir, iki kılıç kuramındaki gibi bir işte maddi kılıç, manevi kılıç falan meselesi gibi görmemek lazım. Bana şey gibi geliyor hocam, böyle maddi kılıç elindeyken gücünü yitirdikten sonra manevi kılıcı tahammül etmek zorunda tabii kalmış gibi. Çok haklısın, doğru, evet. Evet Alparslan, bir kişi daha sorusu vardı. Teşekkürler Mustafa, hocam. Mustafa Salimoğlu. Hocam, yöneticinin zorunlu olduğu düşüncesi başka mezhep ve görüşlerin ortaya çıkışını engelleyip kargaşanın azaltılması amaçlamış olabilir mi? Çok yerinde bir soru. Bu aslında sunumumuzda, dersimizde buna ilişkin analizleri verdik. Evet. Çünkü zaten süreç içerisinde işte haricilik ne diyordu? Haricilik yönetici Kureyş'ten olmak zorunda değil. Ehil olan, liyakatlı olan herhangi bir köle dahi yönetici olabilir. Hatta devlet başkanına yönetici ihtiyaç bile olmaz. Toplum kendi içerisinde eşitlikçi devam edebilir diyor. İkinci başka bir yönden vardı. Şiilik de nedir? Yöneticinin kutsal olarak zaten var o kutsal olarak yani kutsaldır yönetici. Kesinlikle dini anlamında çok çok ötesinde, dini gerekçelendirmenin ötesinde Allah tarafından tayin edilmiştir anlayışı. Şimdi vacibul yani vücubul imame denilen eserlerde Ehl-i Sünnet bu yöneticinin zorunlu olduğunu evet, dini gerekliliklerin ötesinde, evet dini gereklilikleri çok çok söylüyor dinin korunması ama dünyevi anlamda da akli gerekçelerle bunu da iyice temellendiriyor. Nedeni de çünkü çok ciddi bir şekilde yönetimin birliği, bütünlüğünü ortadan kaldırabilecek farklı inançlar, görüşler, mezhepler, ekoller ortaya çıkışınca bir parçalanma, bir bölünme durumu olacak. Dolayısıyla otoritenin tek olması lazım. Mesela Maverdi asla iki tane yönetici olamaz der. Yani mutlaka iki, yani mutlaka eftal meftul meselesine de konuşuyor. Yönetici yani bir kılıfa iki kılıç sokulamaz.
yönetici tek olacaktır. Hazreti Ömer'in de bu sözüdür yani. Dolayısıyla şu Ensar ve şey diyor ki mesela Ensar Beni Sakife toplantısında Ebu işte Evs ve Hazreç'ten birisi söylüyor ki bir yönet iki tane diyor halife seçelim diyor. Birisi diyor Ensar'dan biri Muhacir'den olsun diyor. Hazreti Ömer'in de bir sözü var net olarak. Bir diyor, kılıfa diyor iki kılıç birden diyor sokulamaz diyor. Yönetici de tek olacaktır. Allah nasıl yeryüzünde evrende tekse yönetici de tek olacak, zorunlu olacak, var olacak ve bütün var olmadığı zaman birlik, bütünlük ortadan kalkar, kargaşa olur ve dolayısıyla diğer mezhep ve görüşlerin ortaya çıkmasını engellemek durumu yok. Zaten onların hepsi ortaya çıkmış. Amaç tabii kargaşanın ortadan kaldırılması, iç çatışmanın ortadan kaldırılması. Mustafa Saygın Salimoğlu, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, herhalde sorular bu kadar. Sorusu olan yok. Cansu çok teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar hep belli arkadaşlarımız geliyorlar. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Kaydı durduruyorum. Size iyi günler. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.